Merhaba Adilci.net takipçileri. Bugün sizlere kliniğinizde sıkça kullandığınız ultrason cihazının kullanımı hakkında kısa bir video hazırladık. İyi seyirler dileriz. Bugünkü konuk cihazımız Mindray'in M7 modeli. Kendisi yoğun bakımlarda ve acil servislerde sıkça kullanılan bir cihaz. Cihazımızın 3 tane probu bulunmakta. Yüzeyel dokular için sıklıkla yüksek frekanslı lineer probumuz. Batın için sıklıkla kullanılan konvex probumuz. Kardiyak ve toraks görüntüleme açısından da mikro konvex probu bulunmakta. Cihazımızın açılış şekli sağ üst tarafındaki açma kapama düğmesinden sağlanmakta. Yaklaşık 15-20 saniye içerisinde cihaz açılıyor. Kullanacağımız probu belirlemek için ilk önce exam tuşuyla Probe menüsüne girmemiz gerekmekte. Hangi probu kullanacaksak altında programlanmış şekilde uygun probe seçenekleri bulunuyor. Mikro konvex için kardiyak ve batın görüntülemeler, konvex probe için jinekolojik ve batın görüntülemeleri, yine DVT açısından uygun görüntülemeler. Yüzeyel probe için ise birden fazla seçeneğimiz bulunmakta. Seçeceğimiz probu belirledikten sonra arkasından set tuşu ile proba giriyoruz. Karşımıza çıkan ilk görüntü B modu. B modu belirledikten sonra üzerinde farklı mod seçenekleriyle istediğimiz görüntüyü elde edebiliriz. Örneğin color moduyla alacağımız görüntüye color dopleri ekleyebiliriz. Yine Power Doppler şeklinde görüntümüze Power Doppler modunu koyabiliriz. Yine Spektral Doppler ile görüntüye Spektral modu ekleyebiliriz. Yine görüntü kardiyak bir görüntü ise M modla motion moduna geçebiliriz. Yine B moduyla ana menümüze dönüp arkasından istediğimiz herhangi bir moda geçebiliriz. İstediğimiz görüntüyü elde ettikten sonra freeze tuşuyla görüntüyü dondurmamız gerekmekte. Görüntüyü dondurduktan sonra hasta bilgilerini patient tuşuna basarak girebiliriz. Buraya hastanın adını, soyadını, yaşını ve doğum tarihi dahil hasta bilgilerinin tamamını girebilirsiniz. Ardından OK diyoruz ve hastanın bilgilerini giriyoruz. Bundan sonraki kısımda save tuşu ile elde ettiğiniz görüntüyü kaydedebilirsiniz. Kaydettiğiniz görüntü ekranın sağında gözüküyor. Yine bu görüntü üzerinde eğer işaretleme yapmak veya yazı yazmak istiyorsanız bunları da bu cihazda yapabilirsiniz. Comment tuşuna basıyoruz. Ve çıkan imleci istediğiniz herhangi bir yere getirip klavyeyle istediğiniz şekilde yazı yazabiliyoruz. Yine set tuşu ile bunu buraya sabitliyoruz. Yine isterseniz arrow tuşuyla okumuzu çıkarıp bunu da herhangi bir yere getirebilirsiniz. Ve yine aynı şekilde yönünü belirlemek için ise mouse'un yanındaki çevirme tuşuyla yönünü de belirleyebilirsiniz. Yine istediğiniz yere getiriyorsunuz ve set tuşu ile okumuzu koyuyoruz. Bu oktan birden fazla koyabilirsiniz. Yine aynı görüntüyü save tuşu ile kaydediyoruz.
Elde ettiğiniz videoyu kaydetmek için ise videonun ilk önce başlangıç kısmını belirlemeniz gerekiyor. Set first frame ile videonun başlangıç kısmını ve yine aynı şekilde videonun set end frame ile bitiş kısmını belirliyoruz. Arkasından save scene videoyu kaydediyoruz. Bunun dışında ekstra ultrason cihazının yapabildikleri arasında yine body mark kullanımı bulunmakta. İşte çektiğiniz yerin body markını görüntüye ekleyebiliyorsunuz. Mouse tuşuyla yerini belirleyip ultrason probunuzun yönünü belirleyebiliyorsunuz. Onun dışında elde ettiğiniz görüntünün derinliğini ayarlayabiliyorsunuz. Ve yine elde ettiğiniz görüntünün yoğunluğunu, görüntü yoğunluğunu belirleyebiliyorsunuz. Şimdi bu görüntülere ulaşmak için ise bilgisayarımızda bulunan hard diskimize ulaşmamız gerekiyor. Kütüphaneye ulaşmamız gerekiyor. iStation tuşuyla da yapabilirsiniz bunu. Ya da Review tuşuyla da yapabilirsiniz. Eğer işiniz bittiyse hasta ile ilgili End Exam tuşuna basarak çalışmayı bitirebilirsiniz. Çıkan pencereden yeni hastaya girebilirsiniz. Veya cancel deyip iptal edebilirsiniz. Review tuşuna basıyoruz. Kitaplığa erişmek için. Buradan iStation'a set tuşuyla giriyoruz. Daha önce kaydedilmiş onlarca görüntünüz olabilir. Bunları kendi arşivinizi oluşturmak için kullanabilirsiniz. Deneme klasörümüze yine set tuşuyla Shift tıklayarak giriyoruz. Burada görüntülerimizin hepsi mevcut. İsterseniz bu görüntülerin ne olduğunu anlamak için üstlerine yine Shift tıklayarak gelebilirsiniz. Ve yine kütüphaneye dönmek için ise Return tuşunu kullanabiliriz. Bu görüntüleri eğer saklamak istiyorsanız ilk önce cihazınıza bir USB bellek takmanız gerekiyor. USB'mizi takıyoruz. Arkasından görüntülerin hepsini Select All tuşuyla seçiyoruz. Yine Set tuşumuzda. Ve arkasından Send To dediğimizde karşımıza birden fazla seçenek geliyor. G'de şu anda belleğimiz bulunmakta. Onun dışında DVD yazıcı, Network ağına ya da yazıcıya gönderebilirsiniz. Şu an belleğimizin içindeyiz. Daha önce kaydedilmiş görüntüler de mevcut. Belleğimize set tuşuyla tıklıyoruz. Herhangi bir klasörün içine göndermeyeceksek. Arkasından OK tuşuna basıyoruz. Ve görüntüler USB belleğimiz içine gönderilmiş şu anda. Bunu bilgisayara gelerek Task Management üstüne gelerek yine Set'e tıklayarak görebilirsiniz. Deneme klasörümüz %100 şekilde USB'nin içine gönderildi. Exit diyoruz. Bu cihazlar Windows 70 sisteminde çalıştığı için yine belleğimizi USB'ye tıklayarak ardından USB'mizi seçip OK set diyoruz. Buradan cihazımızı tekrardan çıkarabiliriz. Ardından exit tuşuna basarak tekrardan ana menüye dönüyoruz. Bugün acil servis ve yoğun bakımlarda sıkça kullanılan ultrason cihazının kullanım hakkında kısa bir video izlediniz.
Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.